Daha demem. Çünkü öyle bir periyot başlıyor ki fikstür avantaj dezavantajından çıktık. Bu Başakşehir için de geçerli. Çünkü bakıyoruz istatistikler öyle diyor. Galatasaray daha çok şey yapıyor. Deplasman performansını etkiliyor. Bundan sonraki periyotta Galatasaray'ın çok farklı maçlar kazanabileceğini ama farklı da kaybedebileceğini düşünüyorum bazı maçları. Çünkü hep geriden gelmek gerçekten çok zor. Risk alacaktır. Riski alacak olan takım hep şu an itibariyle Galatasaray gözüküyor. Peki hocam, bu şimdi 3 maçlık önümde bir periyot var. Ezbere biliyorum. Bursa deplasman, Malatya içeride, Fenerbahçe. Ama diğer tarafa bakıyorum. Kayseri deplasman, Konya içeride, Beşiktaş deplasman. Evet, yani Beşiktaş-Başakşehir maçı günü oynuyorlar. Heh, ama bir ara var. O nasıl etkileyecek sizce milli takım arası? Yani orada bir 3 haftalık neredeyse bir ara olacak. Yani bu 3 maçı arda arda oynamayacaklar. Şöyle söyleyeyim ben. Bu tabii fazla bir ara. Mecburiyette olduğu için herhalde. Seçim evet. Giriyor işin. Burada ara, çünkü önümüzdeki haftada aynı puanla mı girilecek belli değil. Şimdi Başakşehir kupada da oynamıyor ki Galatasaray devam ediyor. Avrupa Kupası'nda ikisi de yok. Yaş ortalaması yüksek olduğu için Başakşehir'in lehine olabilir. Hani ritmini bulduğunu düşünmüyorum. Yani mesela Emre Belezoğlu zaten ekonomi bu, ona 4 hafta ara olacak şimdi. Cezalı galiba değil mi? Evet, bir Kayseri'de yani, yok. Bu konuda da çok iddialı bir yorum yapmayayım. Çünkü acayip bir 3 hafta saydın. 28. hafta ile evet. Sonu. Fakat yani. Fakat ben tekrar söylüyorum. Sonu. Puan ortalaması bundan sonra yani bu kadar yükseklerde olma ihtimalini ben çok zor görüyorum. Başakşehir'in ve Galatasaray'ın Bursa maçlarında ve Kayseri maçlarında puan kaybetme ihtimalleri var. Şimdi bakıyoruz deplasmanlara. Sivas ligin kaderini belirleyecek takımlardan bir tanesi. Son evet. maçı. Ama Fenerbahçe ne yapacağız? Şimdi iki maç oynuyor. Rakiplerinden Ankara Gücü'ne gittikten sonra Galatasaray'la oynuyor içeride. Evet, Sivas'tan sonra. Prestij evet. mücadelesinin dışında bir de iki takımın da puan mücadelesi olacak. Evet. Peki, Bursa Spor. Peki Beşiktaş, Başakşehir maçına Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama ümidiyle çıkma ihtimali de yüksek. Konsantrasyonu da yüksek olacaktır. O yüzden çok kırılmalar olacak diye düşünüyorum. Yani Galatasaray Kadıköy'de oynarken Başakşehir'le oynayacak ve belki puan farkını orada kapama şansı olacak siyah beyazların dediğiniz gibi. Yani şöyle düşünebiliyor musunuz abi? Yani sonuçta 6 hafta kala, 2 hafta kala diyelim ki bugün yarın maç var. Ligin 33. haftası. Biz de yorum yapıyoruz. Tamam. Maç Galatasaray-Başakşehir. 6 puanlık fark var diyorum bak. Peki Galatasaray'ın şampiyon olma şansı var mı? Var. 1-0 kazanırsa son maçı bıraktılar işi. Evet. Bakın 6 puan farkla sondan ikinci maça çıkmış olsa daha iyi şansı var. 1-0 kazandığı anda Galatasaray Sivas deplasmanında oynarken Başakşehir Alanya. Kendini evinde Alanya. Bulmaca gibi takım Alanya ile oynuyor. Al buyur sana. O yüzden bu hesapları muhakkak yapıyorlardır. Ama tekrar söylüyorum, hep sonradan oynamak artı ya da eksi yönünde psikolojik olarak etkiliyordur oyuncuları. Bundan sonra daha da etkileyecektir. Peki o artı eksi takip eden açısından sonradan oynamak nasıl? Dezavantaj. Dezavantaj değil mi? Avantaj olması için puan kaybetmesi lazım rakibin. Kaybetmiyorlar. Peki kaybettiler. Peki onlar açısından kaybettiler, ilk oyunu risk etme durumu var bu sefer de. Ha, öyle bir şansın var. Her türlü yani sıkıntı. Bence sonradan oynamak dezavantajlı. Diyelim ki Kayseri 1-0 yendi. Allah beyler yakaladık. Yürü Bursa Spor'un karşısına. Bu da bir risklidir yani. Anlatabiliyor muyum? İki ucu sıkıntılı değnek.